Biliyoruz yani şimdi Orta Doğu'da iki tane büyük sorun vardır. İki büyük sorundur. Bunlar çözülmeden barış falan Orta Doğu'ya gelmez. Ancak bu iki sorun da herkes kendi istediği gibi kullanıyor. Kendi amaçları için siyasal bilmem, kendi emelleri, kendi hedefleri doğrultusunda kullanıyor. Yani bu Kürtlerin mesela iç çatışmaları falan oluyor. Bazı Kürtleri yanına alıp birisi kullanmak, Kürt haklarını vermemek gibi bazı şeyler oluyor. Ondan sonra onları da aynı baskı aracı gibi devletler üzerinde şey yapmak, tehdit etmek, tehdit gibi algılamak falan. Yani çeşitli şeyler, oyunlar vardır. Şimdi Filistin'de bunlardan az değildir yani bu Filistin meselesi. Yani biliyorsunuz 1948'den falan bu İsrail devleti kuruldu. Ve ondan sonra işte bu Araplar meseleye girdi. Herkes ben Kürt arayacağım, Mürt arayacağım. Ondan sonra bir Müslüman Yahudi meselesine getirdiler. Aynı 1400 sene önce bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarihinde olduğu gibi bir Yahudi Müslüman düşmanlığı püskürttüler. Kendi emelleri doğrultusunda. Böyle de bir kör dövme dönüştü. Şimdi herkes bunu kullanıyor. İşte Araplar, Arap devletleri, hani halkları uyutmak için işte ben Filistin meselesini ben çözeceğim, ben yapacağım. Ben direneceğim, ben Filistin'i kurtaracağım. O yetmiyormuş gibi şimdi bir İslam meselesine de yaptılar. Şimdi son zamanlarda en fazla kullanan da işte şeydir, İran'dır. Bu şey meselesi falan. Onlar en fazla kullanıyor. İşte bu Hamas var, Filistin örgütlerine falan 1982'de onları tesviye ettiler, göçerttiler. Lübnan'dan çıkardılar, Filistin'den, Ürdün'den falan. Onlar artık bir marjinal bir duruma getirdiler. Ama bu Müslüman meselesi de Hamas gibi cihat, İslami cihat örgütü gibi hala kullanılıyor. İşte İran'da bunları kullanmak istiyor. Yani herkesin projeleri vardır. Biliyorsunuz bu yol projeleri, bilmem bu şey projeleri falan kullanıyor. Herkes kullanıyor. Bu Hamas meselesi, İran, Türkiye, bu yeni yol meselesi onların hesabına gelmiyor. Tabii bunun içinde Türkiye de vardır. Yani bu Hamas'ı destekleyen. Böyle de bu duruma geldi. Artık bir şeye vardı ki yani biz başta söyledik yani bu eğer gerçekten bir çözüm isteniyorsa bu çözüm böyle aşırı fikirlerle, aşırı çözümlerle olmaz. Yani bu ulusal devlet meselesi. Yani Filistin bir devlet istiyor. İsrail dini bir devlet istiyor. Araplar da böyle, onlar da yani Hamas da İslami bir devlet istiyor. Bir yer parçası üzerinde bu kadar çelişkili şeyler oluyor. Bunlar çözüm değildir her ikisi için de. Yani bunu ne Netanyahu çözebilir ne de Hamas'ın düşünceleri falan böyle radikal İslam cihatçı görüşüyle çözülebilir. Yani Filistin meselesi bambaşka bir şeydir. Kendi Filistin halkı kendi istediği gibi ama maalesef kimse bunları dinlemiyor. Bir taraftan da katı sosyalizm, öbür taraftan da katı İslam cihadı işte. Bunlar bir çözüm getirmez. Bu ancak ne getirirse bir şey yıkım getirir yani bütün Orta Doğu'ya ve biz bunu şahit oluyoruz. Ya bir tarafı da biliyorsunuz bu İran meselesi kendi projeleri vardır, kendi isteği vardır. Bunlar da kullanıyor, en fazla bunu kullanıyor. Türkiye'de de bunları kullanıyor. İşte son kargaşayı da görüyorsunuz. Yani bu İsrail'in kalkıp mesela bu şey vurması, herkes işte sen konsolosluğu vurdun, bilmem ne vurdun ama demiyorlar ki yani bu konsoloslukta bu şeylerin bu kadar generalin ne işi vardır? Bunların hepsi zaten komutandır yani bu savaşı yürüten komutanlardır. Bu oradaki bu elçilikteki binayı veya da yanındaki binayı bir şeye getirmişler.
bir karargah, askeri karargah yönetim, yani savaşı yönetim merkezine getirmediler. İsrail de onları vurdu. Şimdi bu da onların intikamını alıyor. Artık nereye varacağını bilmiyoruz. Şimdiye kadar sürüp gidiyor. Yani ben iki tarafta sataşıyor ama gerçekten durum çok tehlikeli. Yani biliyorsunuz daha önceki gerginlik de vardı, bu İsrail-İran meselesi, bu nükleer silah meselesi falan. Şimdiye kadar tırmanmıştır. Umarız yani akıllanırsa böyle bir şeyden bütün Orta Doğu'yu böyle bir yıkıma götürmezler. Bunlar savaşları, mavaşları falan hepsi bu çıkar meselesidir. Yani birisi petrol için çalışıyor, birisi ticaret için çalışıyor, birisi şey çalışıyor. Kürtlerin meselesi bambaşka bir şeydir. Yani bir var olma meselesidir. Hala kimse Kürtleri kabul etmiyor. Yani Kürtlerin böyle bir halk olduğunu, kendi kendine yönetebileceğini bir şeyle, yani bir statüyle, mesela bu başvurudaki olduğu gibi, Kürtleri tanımak istemiyor. Şimdi bizim derdimiz başkadır. Biz hangi tarafa şey koyarsak, yani yanılırsak kaybederiz. Onun için bizim çizgimiz başka olmalıdır. Yani bizim kendi çizgimizin üçüncü yol olması gerekiyor. Ve bizim de para projemiz vardır, kendi şeyimiz vardır, kendi projemiz vardır. O da demokratik ulus projesidir. Bunu gerçekleştirebilirsek hem Rojava'da hem başka yerlerde kendimizi kurabiliriz diye düşünüyorum. Bu bizim güçlerimiz de zaten böyle bir savaştan sanırım yer almazlar yani. Çünkü bizimki zaten baştan beri biliyorsunuz. Bizim güçlerimiz hep öz savunma veya da meşru savunma şeyinde, çerçevesinde kendini savunurlar. Üzerimize böyle gelmezlerse biz kimseye şey değil, yani saldıracak değiliz. Ancak bizim üzerimize gelirlerse de biz kendimizi yapabildiğimiz kadar savunuruz, direniriz. Bizim tutumumuz böyledir ve Kürtlerin böyle olması gerekir diye düşünüyorum. Yalnız işte Kürtler kendi aralarında yani birlik, hedef birliği en azından, yani kendi hem koordinasyon şeklinde hem de hedef birliğinde, yani kendimizi korumak için Başur'da olsun, Rojava'da olsun, başka yerlerde olsun, ne kadar kendimiz birbirlerimizle danışıp da kendimizi koruyabilirsek, yani bu şeye biz kaymayız yani böyle bir tehlikeli bir duruma. Umarız kendimizi böyle koruyabiliriz muhakkak. Yani şey yapabiliriz, bu üçüncü yol meselesi. Yoksa bizim şey mesela, bu herkesin bilmesi gereken, bizim Filistin halkını da şey yapıyoruz yani, dayanışmamız vardır. Ve onları baştan beri biliyoruz. Arkadaşlarımız, ilişkilerimiz de vardır. Ancak işte Hamas şeyinde değil, yani Hamas düşüncesi, Hamas'ın fikirleri şey getirmez, çözüm getirmez. Biz böyle düşünüyoruz, böyle cihadist fikirlerle böyle şey. Yani zaten onlar da bazen söylüyor, yani bizim amacımız Gazze'yi kurtarmak falan değil. Bizim amacımız İslami bir devlet kurmaktır diyorlar. Yani bütün dünyayı, İslam dünyasını kurtaracaklarmış. Amaçları daha geniştir. Yani başka şeyler vardı. Bu bir. İkincisi Yahudi meselesi. Bu Yahudiler zaten tarihi boyunca Orta Doğu'nun bir parçasıdır. Yani Orta Doğu'nun bir realitesidir. Yani biz buna da kabul ediyoruz. İsrail kurulmadan önce zaten hep bu çoğu Mezopotamya'da, Kürdistan'da yaşıyorlardı. Ve beraberlerdi, çıkarlardı. Yani bir hassasiyet, Kürtler onların arasında bir çelişki falan yoktu. Ancak işte bu Siyonizm fikirleri falan bulaşınca, yani bir düşmanlık, halklar bir düşmanlıktır diğerlerine, İslam meselesi. Biz zaten yani bu böyle çelişkiyi kabul etmeyiz yani. Ya onun için yol bu değildir. Yani ne Siyonizm'dir ne de cihadisttir. Yani bu tehditler falan, bizim üzerimizdeki tehditler kesilmedi. Yalnız işte bunun başını Türkiye çekiyor, Türk faşizmi çekiyor bu şeyi. O da şimdi onun bir parçası vardır, onun bir projesi vardır. Hem yeni Osmanlı projesi, bir de Misak-ı Milli meselesi falan.
Bunları Rojava'dan başlatmak istiyor. Çabaları da daha önce vardı. Yani bu Afrin'in işgal edilmesi, ondan sonra bilmem Tatil Evet Serikhane'ye kadar genişlenmesi ve daha da bunu ikide bir kalkıp ben bunu tamamlayacağım. Yani gerçeği istiyorsanız 2016'dan beri hep savaştayız. Yani Türkiye'nin böyle kendini ortaya atılması, DAEŞ'in yerini alması falan. O zamandan beri yani DAEŞ kırılınca artık Türkiye onların yerinde ve hala da bütün elindeki bütün gereçleri kullanıyor. Yani DAEŞ hala DAEŞ'i de kullanıyor, Cebeti Nusra'yı da kullanıyor, diğer şeyleri bu terörist grupları da kullanıyor. Son zamanlarda biz bunu gördük işte deriz orada, şurada, burada. Bu yakalanların hepsi Türkiye ile ilişkileri vardır. Ve kendi işgal ettiği topraklarda onların üsleri vardır. Bu eğitim yerleri vardır. Hem Serikhane'de hem Tlapya'da hem Afrin'de hem İdlib'de. İşte bizim en fazla bizi tehdit eden bu Türkiye faşizmidir. Ve bütün ilişkileri de kullanıyor. Yani bu şantaj meselesi NATO'ya yaptı, bilmem Amerika'ya yapıyor diyorlar. Kimse Türkiye'den bir şey isterse yok Kürtlerle düşman olacaksın ondan sonra ben yapacağım. Yani bu uluslararası ilişkilerde, diplomaside falan bu hep buna da bizim aleyhimize kullanıyor. Yani nerede o kapıyı çalsa gibi bakıyoruz Türkiye onları kapmış veya da kapatmaya çalışıyor. Evet. Zaten durmamıştır. Dronları falan hepsi bizim başımızda denedi. Şimdiye kadar hep dronlar bizim başımızdadır, dolaşıyor. Hem de bunu hem kendine propaganda yaptı. İşte ben bu kadar başarı elde ettim falan. Kalkıp bizim üzerimizden, bizim yaptığı propagandadan başka yerlere de satıyor dronları. Artık nereye kadar gidecekse bilmiyoruz ama tabii bizimki de şey değildir yani. Böyle elleri kolları bağlı değildir. Biliyorsunuz bu son zamanlarda ilan ettiler işte bu bir sistem şey yapmışlar, geliştirmişler herhalde. Yani öyle onlar da böyle rahat değildir. Yani öyle görünüyor ki bu son zamanlarda tehditler de artıyor. Tabii en fazla Başurya Kürdistan üzerinde tehditler vardır. Onları işgal etmek istiyor. Projeleri zaten bellidir. Yani sadece bu PKK bahanesi falan değil yani onlar hem Kerkuk'u hem Musul'u hem de Süleymaniye kadar bunu şey yapmak istiyorlar. İşgal edip de kendi yollarını, projelerine şey yapmak istiyorlar. Yani kullanıyorlar bütün çabaları böyledir. Hem de Rojava'da tabii bunlar da artık bir Kürtlerin böyle bir statü veya da Suriye'nin bir çözümünde yer almalarını falan istemezler. Bunu artık yapıyorlar işte hem tehdit yoluyla, askeri yollarla hem siyasi, diplomasi artık elinde ne varsa. Mesela bu 8 seneden beri bu şeyin Birleşmiş Milletler'in kararı 2254 çıkınca en fazla buna karşı çıkan Türkiye'dir. Bunu uygulamasını istemiyor bir türlü. Çünkü orada da artık bu biraz istikrar gelecek. Kürtler de en azından bazı demokratik haklarını elde edebilecek. Onun için bunu da engelliyor. Hani her sahada bir direniyoruz. Ama savaş da durmuş değildir. Yani savaşta 2016'dan beri o da vardır, o da durmamıştır. Onu da bir çökertme planın bir parçasıdır. Buradaki şey yani Rojava'daki yönetim olsun, buradaki özerk yönetim olsun, diğerleri olsun. Biz PYD bir parti, politik parti olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir şekilde Kürtlerin birbirlerine yanaşması gerekiyor diye düşünüyoruz. Onun için ilişkilerde bulunuyoruz, bilmem ne yapıyoruz ama bakıyoruz işte bu faşizmin elini çok şey yapmış yani güneye özellikle Başur'a çok sokmuş. Özellikle bu PDK meselesi için tam eline geçirmiş. Hem şantaj olarak kullanıyor hem de çıkar meselesi falan bir sürü şey. Ama görüyoruz tabii bunu da üzülüyoruz yani. Şimdi başvurudaki mesele Kürtler için bir kazanımdır. Yani bir federatif sistem.
Kürtlerin bir parçada olması ve bunu da muhakkak yani bunu koruması gerekiyor her çeşit şeyden. Ama öyle görüyoruz ki yani Türkiye artık onların üzerinden onları ele geçirmiş, teslim almış, bu yetmiyormuş gibi de ilişkileri kalkıp Bağdat'la sıklaştırıyor. Artık bunu yani oradaki başvurudaki bizimkiler acaba hangi dereceye uyanıktır? Uyanık olmaları gerekiyor. Yoksa Kerkük elden gidiyor, şey gidiyor. Şimdi orada bir çatışma çıkarıp da Türkiye kendini böyle ortaya atarsa ben barış için buraya geliyorum falan derse kim buna şey yapabilir? Irak mı engelleyebilir? Irak istemez. Irak da zaten aynı düşüncelerde. Onlar da artık bu federasyon meselesinden böyle açık açık söylemezlerse de onlar da kurtulmak istiyor. İşte mesele buradadır. Yani gerçekten de orada olanlar bütün oradaki federatif sistemi tehdit ediyor. Bütün oradaki başvurun işgal edilmesine tehdit ediyor. Yani mesela öyle kalkıp bir işte bu PKK meselesidir falan öyle değil. Yani şimdi Başika'da 2014'ten beri oradadır bu buradaki üsleri. Ve oradaki bütün DAEŞ çeteleri falan oradan eğitiliyor, oradan gönderiliyor bununla. Kimse buna bir şey diyemiyor. Hatta Bağdat yönetimi de işte bu Başika kapatırsın falan. Türkiye kapatmam dedi. Ve kapatmadı. Şimdiye kadar da kullanıyor. Onun için hani çok tehlikeli bir şeydir. Maalesef bazıları hala buna inanmamıştır. Yani Kürt Birliği çok önemlidir bu süreçlerde. Yoksa gerçekten de başvur elden gider yani öyle. Biz uyanık davranmazsak, beraber şey yapmazsak gider. Ama şimdi yanına KDP'yi aldı. Ondan sonra da YNK'yi tehdit etmeye başladı. Şimdi kalkıp onlar da böyle boyun eğerse demek ki bütün başı gitti yani. Oradaki zaten orada 100 civarında üsleri vardır. Askerleri vardır. Hiç böyle darlık alanlarda falan değil. Ha, bütün düzlüklerde, bulunan şehirlerde falan. Hem Erbil hem başka yerler hepsi eline geçirmiş yani Türkiye. Yani kimse bunu çıkaramaz. Çok dikkat etmek gerekiyor. Akıllı davranmak gerekiyor. Kürt Birliği bu süreçte çok önemlidir. Yoksa başvur elden gider yani. AKP kaybediyor, bilmem ne ediyor, bilmem ne falan. Ama gerçek nedenini kimse böyle araştırıp doğru dürüst söylemiyor. Yani Türkiye niye bu hale geldi? Türkiye niye ekonomik olarak iflas etti? Türkiye niye Avrupa'dan uzaklaştı? Türkiye niye ilişkileri durduramıyor? Türkiye niçin gerginlik yarattı NATO ile? Şimdi bunların esasında bakarsan hepsi Kürt meselesi vardır. Yani Kürt çökertme meselesi vardır. Evet. Bir devlet bir bakıyorsun bir savaşa girdi. Bir aylığına girer, ondan sonra 10 sene bunun acısını çeker. Düzeltemez kendi ekonomisini. Peki sen 8 senedir savaştasın. Bu kadar masraf falan kendileri de zaten söyledi. Dedi de siz şikayet ediyorsunuz. Acaba bir merminin ne kadar paraya mal olduğunu biliyor musunuz? Ve gerçekten de öyle yani. Bu dronlar, bu son zamanlarda düşürülen dronlara bak. Her drone en azından 5 milyon dolardır. 15'e 70 bin 100 milyon dolar buraya gitti sadece bu dronlar için. Niçin gidiyor? Bu kadar şey var, cablanası vardır, bu kadar şey vardır. Yani bu savaş, 8 senelik savaş Türkiye'nin ekonomisini çökertti. Bu bir. İkincisi Kürt sorunun çözümü meselesi. Avrupa'ya girmiyor. Avrupa'nın kapısında bilmem 30 senedir, 40 senedir bekliyor. Niye girmiyor? İşte oradaki demokratik kriterler Kürtlerin yararına olacaktır diye Kürtler bazı demokratik yönetimler veya da demokratik şeyler elde edecekler. Onu da yanaşmıyor. Onun için Avrupa'dan da uzaklaştı. Şimdi bu DAEŞ'le savaş meselesi Kürtler zaten ispatladılar yani kendini savunuyorlar. Uluslararası koalisyonla ilişkileri düzeldi bilmem ne. Şimdi NATO ile yine çelişkili hale geldi. Yani bu ilişkiler, bu çöküntü, bu şeyler, bu hepsi Kürt meselesinin şeyinden geliyor. Yani Kürt sorunun çözülmemesinden geliyor. Onun için gerçek buradadır. Yani bu Kürt sorunu artık bir kara delik gibi olmuş. Ne varsa yutuyor. İlişkileri yutuyor, ekonomiyi yırtıyor, siyaseti yutuyor.
ne yapıyor? Kimse kalkıp Kürtlere karşı iki laf ederse Türkiye cebini açar, ne isterse verir. Bütün Türkiye'yi sattılar. Sebep nedir? Kürtler yok olsun diye. Şimdi maalesef tabii yalnız AKP meselesi değil. Başka partiler de vardı. Yani hatta CHP ne kadar şimdi bu seçimlerde kalkıp ben işte Kürt sorunu çözeceğim. Şöyle 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 çözeceğim. CHP ne olurdu? Daha da yükseklere çıkardı. Daha fazla oy alırdı ama hatta seçimlerde bulunan propaganda düzeyinde bile kimse bu Kürt sorunundan bahsetmiyor. Sadece kullanmak istiyorlar. O Kürtlerin oylarını istiyorlar. Evet. Ama Kürtlere bir şey vermek istemiyorlar. Bu 3 senedir bunu denediniz. Kürtler yuttu yuttu şimdiye kadar geldi. Şimdi de uyandırırlar bunu yapmazlar yani. Ve gerçekten de şimdi bu son seçimlerde biliyoruz çok böyle zeki bir şekilde, böyle akıllı bir şekilde Kürtler kendi oylarını falan kullandılar. Hem kendi o kayımları da bir tarafa ittiler. İkincisi de CHP'nin yükselmesine şey, akıllı bir şeydi. Yani bu şey işte şehir anlaşması, bilmem anlaşmalar. Yani kalkıp bir şey yaptılar. İyi bir şey yaptılar. Ve kaybettirdiler. Ama bu yetmez yani. Muhakkak CHP'de kalkıp böyle ilkeli bir şekilde Kürt sorunu benim çözümümdür. Parlamentoya getireceğim. Parlamentoda konuşacağım diye ciddi bir şekilde. Yoksa onlar da kaybeder. Onun için umarım tabii burada Türkiye'deki akılları, düşünürleri, yazarları bu gerçeği görürler. Artık bu kara deliğin kapatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Herkes bunun farkına varmıştır ama işte bu yani bu sistemin getirdiği kara delik her şeyi yutmuştur. Bunu nasıl düzelecekler? Düzeltemezler. Yani bu ekonomi nasıl düzeltecekler? Öyle borçlanmış ki artık kaç seneye kadar borçlarını ödeyemez. Kendi oradaki içindeki Kürt meselesini çözemediği için veya da çözmek istemediği için bize saldırıyor. Orada bir çözüm gelişirse, oradaki Kürtlerle anlaşılırsa belki biz de rahat ederiz diye düşünüyorum. Onun için yani bu Kürt halkının meselesi hep birbirlerine bağlıdır. Ve Türk faşizmi herkese düşmandır. Yani nasıl bu Bakur'a düşman ise bize de düşmandır aynı şeyden yani bu aynı halktan olduğumuz için. Umarız yani bir yerde çözülür, rahatlanır, bir sonuca varırlar.